Rahim. Resul-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine ve bir cümle Enbiya-i Uzam ve Resul-i Keram Hazaratımızın ervahi kutsiyelerine alezvacı tahilat eshab-ı yüzeyin ensar-ı muhacirin hususuyla huzuru âlilerinde bulunduğumuz Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh zâtihil bâli Efendimiz Hazretlerinin alezvâci tahirat Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud ve bir cümle şühedamızın hususiyle silsile-i sadatımızın ve bilhassa 1956 yılı 1959 16 Eylül bugün ilahi rahmete intikal eden hocam ve üstazım geriye çok büyük unutulmaz eserler bırakan büyük gönül sultanlarımızdan üstazım Süleyman Efendi Hazretlerinin ve bil cümle dini celil-i İslam'a günümüze kadar hizmet eden büyüklerimizin aziz ve temiz ruhları için Allah'ımızın rızası için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Amin, amin ya mu'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn. Ve euzu bike Rabbi en yahdurûn. Asallahu en yec'ale beynekum. فَبَيْنَ الَّذ۪ينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَبَدَّهُ وَاللّٰهُ قَد۪يرٌ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّح۪يمٌ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبُطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل ومن باعي باب ولاقت قل عن بني بن زهر فصاحت لأول محزن فضل سعادة محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِكُنَا وَرَازِكُنَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, elâ uhbirüküm anil ecvedil ecved. Allahul ecvedu el ecved. Ve ene ecvedu veledu adam. Ve ecveduhum min ba'di raculun. Alime ilmen feneşere ilmehu. Yubasu yevmel kıyame ümmeten ve vahdeten ve reculun cade bi nefsihi lillahi azze ve cel hatta yuktel. Sadaka Resulullah ve neteka Habibullah. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felek Hazretleri cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e mededu inayet ve lütfi hidayet buyurup tevfikat-ı Rabbaniyesine mazhar buyursun. Son haftasına girdiğimiz üç aylarımızın ikincisi Şaban ayımız. Şefaatine mazhar kılarak şikayetinden emin eylesin. Önümüzdeki bugün yani cumartesi günü akşam İlk terahimimiz olacak. 1427 Hicri yılımızın Ramazan-ı Şerifine kavuşacağız inşallah. Ve önümüzdeki pazar, yarın değil, bundan sonraki pazar oruçlu olacağız inşallah. Teravih namazımızla karşılayacağız. Cumartesi günü akşam. İlk teravih. Allah birinciyi nasip ettiği gibi sonuncusunda nasip etsin. Sıhhat ve afiyetle ulaşmamızı, tamamına ermemizi, ibadet ve taatlarımızı mümkün mertebe noksansızca yapmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasibi müyesser buyursun. Evet aziz ve kıymetli kardeşler. Bugün cumartesi. Önümüzdeki cumartesi de Şaban ayımızın sonu. Ve bize veda edip ayrılacaktır. İnşallah iyi ayrılır. Onu memnun ederek göndeririz. Bizden razı olarak veda eder. Ve şefaatçi olarak ayrılır inşallah. Rabbim daha nice Şaban aylarına, üç aylara kavuşmamızı böylece ihvan ve ahavatımız olarak nasibi müyesser buyursun. Dolayısıyla bugünkü sohbetinde ilimden ve ulema-i kiramdan ve ulema-i fiham kimdir, nasıl bir zatlardır? Onlara olan hürmet, saygı ve bağlılıktan, onların himmetlerinden, teveccühlerinden söz etmeye çalışacağım. Ne vesilesiyle? Tabii benim için, nice sevenler için, nice hayranları ve mensupları için yani unutulmaz ve unutulmaması icap eden büyükler hep hatırlanırlar. Peygamberler hiç unutulmaz. Allah'ımız hiç unutulmaz. Allah'ı unutan her şeyi unutmuş olur. Peygamberleri unutan ve hususiyle fahri kainatımızı unutan Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimizi hatırlayamayan, salatu selamdan mahrum olanlar Allah'ı da unuturlar. Hazreti Allah'ı da hatırlayamazlar. Sevgili Peygamberimizi hatırlayanlar Mevlamızı da unutmazlar. Onlar hatırlandıkça, yad edildikçe biz de hatırlanırız.
Hatırlayanlar da hatırlanır. Zikredenler de zikredilir. Fezkürûni ezkürküm ayeti celilesinin sırrı zahir olur. Beni anın, ben de sizi anayım buyuran Rabbimizdir. Bu çok şumullüdür. Yani peygamberinizi anarsanız, peygamber de sizi anar. Peygamberlerin varisleri vardır. Peygamberlerin yollarını devam ettiren sadık ümmetleri vardır. Sevgili peygamberimizden sonra da onun eshab-ı kiramı vardır. Kıyamet sabahına kadar varisleri vardır. Yerine bıraktıkları vardır. Ona halef olanlar vardır. Onun şeriatını, onun sünnetini devam ettirenler vardır. Onun ahlakını, onun güzel yolunu devam ettiren kıyamete kadar bulunacak varisleri, gönül sultanları vardır. Onlar bizim için sebebi saadettir, sebebi necattır. Bizim için vesiledirler. Onlar unutulmamalıdır. Unutulduğu zaman sırasıyla peygamberimiz unutulur. Peygamberimiz unutulunca Allah unutulur. Hafezanallah. El-iyazu billah. İlanley, gönül sultanları da, alimler de sevgili peygamberimizin yeryüzünde onlar varisleridir. Çünkü yüce peygamberimiz, rahmet peygamber öyle buyurmuştur. El-ulema'u verefetul enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Varis ne demek? Varis biliyorsunuz. Babanız, dedeniz, yakınınız vefat ettiği zaman onun servetine hak sahibi olursunuz. Değil mi? Onun bıraktığı servete efendim yakınlığınız dolayısıyla varis olursunuz, pay alırsınız. Yakınlığınıza göre. Önüne gelen ölene varis olamaz herhalde. Yakın olması lazım. İşte peygamberimizin varisi olanlar da peygamberimize yakın olanlardır. Peygamberlerse maddi varis bırakmazlar. Onlar manevi varis bırakırlar. Allah'ın yolunu, Allah'ın dinini, Allah'ın yoluna hizmeti onlar bunu miras olarak bırakırlar. O Resul-i Ekrem'e de en sadık olan, onun en yakın varisidir. Binaenaleyh Sıddık-ı Azam, peygamberimizin kayınpederi. Ama yakın ehli beytinden daha yakın sevgili peygamberimiz. Peygamberimize o manen, bütün maddi yakınlığı olanlardan daha ziyade yakın olması haysiyetiyle Efendimizin manevi ilk varisi. Ve böyle günümüze kadar sevgili peygamberimizin varisleri vardır. Onlar da eshab-ı kiramdan sonra ulema-i kiramdır. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık ve öteki eshab-ı kiram çeşitli yönleriyle sevgili peygamberimizin varisleridirler. Hazreti Ömer adaletinin, Hazreti Ali kerramallahu ve şerhinin zikri cehli ve şecaatının varisi. Hazreti Osman-ı Zinnureyn hayasının varisi. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık, Sıddıkiyet en yüksek makam. Makamı Sıddıkiyet. Cenab-ı Rabbil Alemin okuduğum ayeti celilede işte ilim yüklü
ilim erbabını nasıl Lütfüsena buyuruyor. Efendimizin varislerini günümüze kadar anlamaya çalışacağız. Kimler öylese efendim ta günümüze kadar gelen Efendimizin varisleri kimler? Yakınları kimler? Onları bulmadıkça, onları tanımadıkça Hazreti Allah Celle Celaluhu bulunamaz. Cenab-ı Hakk'a kavuşulamaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyurmuş. Ne aciptir bu evliyaullah, mürşid-i kiram, varis-i nebi olan zatlar. Ne hayret vericidir ki onlar tanınmadan, onlar tanınmadan Hazreti Allah bulunamaz. E öyle ya, bize dinimizi, kitabımızı önce hocalarımız öğretiyor değil mi? Hocalar niye kıymetli? Hocası niye kıymetli bir talebenin? Hocası ona Allah'ını, peygamberi, dinini, ahiretini öğrettiği için kıymetli. Ona ilim veriyor. Ona feyiz veriyor. Ona doğru bir itikat, doğru bir inanç öğretiyor. Anneden babadan hocalarımız, üstazlarımız daha ileridir. Hakları bizde daha fazladır. Okuduğum Ali İmran suresinin 18. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah Rabbiniz kendi varlığına ve birliğine kendisi şahittir. Allahu Ekber. Allah'ınız şahit. Ey inanmayanlar, inananlar, herkese ilan ediyor. Rabbiniz tektir, birdir, şeriki yoktur, naziri yoktur, ibadete müstahak ancak O'dur, olduğuna kendisi şahit. Ben şahidim diyor Hazreti Allah birliğime. Sonra bir şahit daha tutuyor Cenab-ı Hak. Başka şahitler varlığına ve birliğine. Vel melaiket. Melekler de benim varlığıma ve birliğime şahittir. 384 tane melek senin üzerinde şu anda mevcut. Seni korumakla, çeşitli o organlarınla ilgili memur melekler var. Hepinizin üzerinde 384'er. Üstazım bugün 59-16 Eylül'de irtihal buyuran ve irtihaline gün kalıncaya kadar ilim okutan, ilim neşreden, ümmeti Muhammed için çırpınan, gece gündüz ehli sünnet ve cemaat itikat ve amelinin yayılması, yerleşmesi için bizlerle meşgul olan o zat-ı muhterem, ölümsüz izler, eserler bırakan, kıyamet sabahına kadar hiç unutulmayacak olan o üstazım derslerde, sohbetlerinde öyle buyururlardı. Hepinizin üzerinde 384 melek var. 385 değil, 383 değil. Allah 384 meleği tayin etmiş. Gözümüzle, kulağımızla, elimizle, ayağımızla. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunehu min emrillah. Ayetleriyle de Rabbimiz bildi sizi koruyan, önünüzde, arkanızda, her yerinizde sizi takip eden melekler ordusu vardır. Sizi gözetliyor, takip ediyor. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alûn. Nice ayetler. Binaenaleyh senin efendim yemenle, içmenle, büyük abdestin, hatta küçük abdestinle de meşgul olan melekler var. Allahu Ekber. Allah'ımız tayin etmiş. İşte bir insan üzerinde, bir canlı üzerinde 384 melek olursa, düşünün insan adedini, düşünün cinni adedini, insanların
yeryüzünde 10 katıdır cinniler. İnsanlar kaç milyarsa şu anda yerde yaşayan, yeryüzünde, onun 10 katı yaşayan yeryüzünde cinni var. Hepsinin de takip eden melekleri var. Bunları gözetleyen melekler. Yeryüzündeki insü cin ikisi birden ne kadar adetse, yeryüzünde havada suda yaşayan canlılar var. Havada yaşayan canlılar insü cin adedinin 10 katı. Denizde yaşayanlar bu heyeti mecmuanın, insanlar, cinniler, havada yaşayan canlıların 10 katı denizde. Bütün bunların toplamının 10 katı yerde yaşayan, toprakta, yerde yaşayan, senin bildiğin bilemediğin canlılar var. Onun 10 katı. Bütün bu varlıkların, yeryüzünde, havada, karada, denizde yaşayan bu canlıların heyet-i mecmuasının 10 katı yeryüzünde vazifeli melaike-i kiramdır. Tekbir getirelim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İşte şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketü. Bütün bu melekler Allah'ın varlığına ve birliğine şahit. Bu dünyamızda olan melekler adeti. Birinci kat semadaki melekler, dünyamızdaki meleklerin, insanların, cinnilerin, karada, denizde, havada bulunan bütün bu canlıların heyeti mecmuasının 10 katı. Birinci kat semadaki melekler. İkinci kat, bu birinci kat ve yerdeki söylediğim bütün bunların tamamının 10 katı. Üçteki bütün onun altındakilerin 10 katı. 4, 5, 6, 7. Akıllara sığmaz. Akılla, mantıkla bunu kavrayamayız. İmanla kavrarız. Cenab-ı Hak onun için velillahi cunudus semavati vel ard. Rabbinizin sohbet mi diyor, bir şey mi söylüyor orada kardeşimiz? Dışarı çıksa da konuşsa, yoksa öyle mi? Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi bir şey yapıyor. Tebrik ederiz. Evet. Lütfen siz cep telefonlarınızı kapatın, kat telefonlarınızı açın. O arkadaşımız dünya cebiyle konuşsun. Evet. Lütfen. Bir daha tekrar kontrol edin cep telefonlarınızı. Allah'ımız hepimize anlayış ihsan etsin. Evet kardeşlerim. Allah'ımız buyuruyor ki velillahi cunudus semavati vel ard. Yerde ve gökte Allah'ın orduları vardır. Yerde ve gökte Allah'ın melekler ordusu vardır. Ve ma ya'lemu cunude rabbike illa hu. O orduların sayısını, adedini ancak Allah'ınız bilir. Amenna ve seddek. Bütün bu melekler vel melaiketu Allah'ın varlığına ve birliğine şahittir. Ey inanmayanlar! Ey kefere-i fecere! Neler anlatıyoruz? Tabii inanmayınca ona hiçbir şey tesir etmez. Allah'ın varlığına ve birliğine. Daha kimler şahit? Üçüncü. Mevlamızın kendi şahit, melekleri şahit ve ülül ilmi, ilim sahipleri kaimen bil kıst, adaletle. Efendim, kıst ile kaim, ayakta, ilmiyle amil, ahlakıyla, faziletiyle mümtaz ve öğrettikleri ve öğrendikleriyle amil ve ilmi neşreden. Peygamberimin varisleri olan alimler de benim
varlığımın ve birliğimin şahitleridir. Görüyoruz ki burada ilim sahipleri meleklerden sonra zikredilerek Mevlamız sonra meleklerini zikrediyor. Üçüncü, ilim sahiplerini zikrediyor. Şimdi biz de bu sohbetimizde işte biraz tabii bu anlatacaklarım bu yarım saat içine sığmasına imkan yok. Alimlerimizin aramızda bulunmasının manası ve aramızdan ayrılmanın ne demek olduğunu ifade etmek için bu mevzuyu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü öyle buyurulmuş, bir alimin yani ülül ilmi kaimen bil kıst olan alim, öyle önüne göre bilgin değil, bugün medyada görüyorsun çeşit çeşit bilginler var, hep olmuş olacak da yeryüzüne öyle bilginler gelmiş, yani kendinde muazzam ilimler var ama onların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Mesela şeytandan daha çok bilgin yeryüzünde böyle zahiri bir bilgiye sahip olan yoktur. Şeytan. Efendimiz'den evvel, Hazreti Adem'den evvelkileri biliyor. Neler biliyor, neler biliyor, neler biliyor. Şeytan. Ama şeytanlıktan kurtulabildi mi? İlmi onu şeytanlıktan kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Demek mücerret ilim, bilgi kişiyi kurtaramıyor. O ilmini kaim kılacak bil kıst ile. O ilim Allah'a bağlı olacak. O ilim kendindeki ilmi Allah'a onu bağlayacak. Peygamber'e bağlayacak. O ilim ona nafi, menfaat veren ilim olacak. O ilim Allah'ın ilmi, Resulullah'ın ilmi olacak. Binaenaleyh şeytanı ilmi kurtaramadı. Daha nice ayetlerde misaller veriyor Cenab-ı Hak. Örnekler veriyor. Geçmiş alimlerden ayetlerle bize örnek veriyor. Hazreti Musa'nın karşısında efendim Tevrat'ı ezbere bilen alim Hazreti Musa'ya karşı çıktı. Onu aldattılar parayla, makamla, kadınla. Onu ifade ettiler. O müthiş. Ezbere biliyor Tevrat'ı. Anlatıyor, vaaz ediyor. Keramet gösteriyor. Veddu aleyhim nebe ebney. Veddu aleyhim nebe ellevi. Ayet-i celilesiyle Rabbimiz onu örnek olan. Şunu haber ver, öğret diyor. Kendisine ilim verdiğimiz birisi. Kendisini ilim sahibi yaptığımız birisi nasıl sapıttı? Nasıl şaşırdı? Nasıl yere saplandı, nasıl helak olduğunu Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed anlat. Alim, keramet sahibi. Hazreti Musa'ya karşı çıkıyor. Hazreti Musa'ya karşı çıkıyor. Ve üzerine bindiği hayvan merkebi dile geliyor. Diyor ki nereye gidiyorsun sen? Hazreti Musa'ya karşı olanların saflarına giriyor. Sen ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun diyor. Sen bir peygambere karşı geliyorsun. Derken Allah'ımız ayetinde öyle buyuruyor. O ona verdiğimiz ilimleri alıverdik ondan. Soyu verdik ondan. Kendi ismini bile unuttu. Değil Tevrat'ı, kendi ismini bile unuttu. Allah ve Resulüne, peygamberine karşı gelince o ilmi, o öğrendiği ilmi Hazreti Musa'nın aleyhinde kullanıyor. O bilgileri kendine göre. Onun için Allah'ımız ilmi nafi ihsan etsin cümlemize. Menfaat veren bilgiler. Bizi kendisine ulaştıran, Habibine kavuşturan, cennete götüren ilimler ihsan etsin, bilgiler ihsan etsin. O sebeple aziz ve kıymetli kardeşlerim, müftinin fetvasının muteber olması için veya kendine itibar edilmesi için o ilim sahibi kişide iki şartın bulunması lazımdır ve o iki şart aranır buyurmuş
bütün fukahamız, geçmiş büyüklerimiz. Yani birisinden gidip bir fetva isteyeceksiniz, bir şey öğreneceksiniz. O insanda, öğreneceğiniz insan iki haslet olması lazım. O alimde iki özelliği olması lazım. Bunu Buhari Şerif tercümesinde de merak edenler bulabilirler benim bu izahatımı. Efendim, birincisi ilminin kıymeti. Onda ilmi kıymeti. Hakikaten alim, hakikaten bilgili olması. İki, ahlaki ve fazileti haiz olması lazım. İlmiyle beraber amil olan ve o ilmin faziletini üzerinde taşımış olması lazım. Ve o alim sanki gördüğünüz zaman peygamberimiz hatırınıza gelecek. Yani onu gördüğünüz zaman şeytan değil, peygamberimizin hatırınıza gelecek. Peygamberi hatırlatacak. Allah'ı hatırlatacak. Zaten hadisi şerifte de öyle. Allah'ın sevgili alim kulları görüldükleri zaman, bakıldıkları zaman derhal Allah hatıra gelir. Bakıldıkları zaman Resulullah hatıra gelir. Yani o zatın yanında olduğunuz zaman kendinizi cennette hissedersiniz. İlahi rahmette olduğunuzu hissedersiniz. Yani öyle bir fazileti havi olması. Resulullah'ın ahlakını temsil etmesi. O mevcut ilmiyle beraber. Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimizin görüntüsü olmalı. Hadi biraz daha açalım. Efendimizin hadisi şerifi, El-mü'minü mir'atül mü'min. Bu hadisi şerifi Süleyman Çelebi merhum mevlidine de almış. Efendimiz hakkında ne diyor? Zatını zatıma mir'at edindim ey Habibim. Yani mü'min, mü'minin aynasıdır. Sevgili Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın aynasıdır. Alimler, ulema-i kiram, üstazlarımız, gönül sultanları, onlar da Peygamberimizin aynasıdır. Peygamberimizin aynası. Onu gösterirler, onu aksederler, aksettirirler. Yani onlara bakıldığı zaman sevgili Peygamberimizi görür gibi olmalıyız. Efendimiz hatıra gelmelidir. Böyle bir fazileti, böyle bir sıfatı, böyle bir güzelliği hamil olması lazımdır. İşte o kifayet ve ahlaki fazileti olmayıp kendi tevilat-ı fasidesiyle fetva verenler, kendi anlayışına göre, kendi kafasına göre, bir takım mülahazalarla, hile-i şer'iye ile halka bir şeyler öğretenler asla sevgili Peygamberimizin varisi olamazlar buyurulmuştur. Çünkü Peygamberimiz el-ulema'u verefetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Rabbimiz Fatır suresinin bir ayetinin bir bölümünde öyle buyurur. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Ancak derin bir saygıya, derin bir haşyete alimler sahiptirler. Alimler, varis-i nebi olan zatlar, onlar zahirleri halk ile bizimle, batınları hak iledir. O Cenab-ı Hak'ladır. O Cenab-ı Peygamberimizledir. Ama görünüşü bizimledir. Onun için Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri onları yeryüzünün yıldızları kılmış. Sevgili Peygamberimiz el ulema nucumul art buyurmuş. Alimler, üstazlarımız yeryüzünün yıldızlarıdırlar. Devamlı semada görünürler. O yıldızlara bakanlar yollarını bulurlar. Gidecekleri yönleri tayin ederler. Nitekim eshabı için de öyle buyurmuştur Efendimiz.
Eshabiyken nücum bi eyyihim ihtedeytüm ihtedeytüm. Benim eshabım semadaki yıldızlar gibidir. Onların herhangi birisinin peşinden giden cennete gider. Hidayet bulur. Binaenaleyh ulemamız da yeryüzünün onlar tuzlarıdırlar. Yeryüzü yemeğinin onlar gerçek tadıdırlar. Nitekim sevgili peygamberimiz yine üstazlarımız hakkında sınıfani min ümmeti, benim ümmetimden iki sınıf vardır. Buyuruyor Resulullah'ımız. İza salehu salahan nas. Onlar salih oldukları zaman, onların hepsi düzgün oldukları zaman insanlar da düzelirler. İnsanlar da düzgün olurlar. Ama ve izâ fesedû feseden nas. Onlar yoldan çıkarsa, onlar ilimleriyle amil olmazlar. İlimlerini şahsi menfaatlarında kullanırlar. İlimleri kendi arzu ve istikametlerinde istimal ederlerse, kendileri bozulurlarsa, insanlar da bozulurlar. O iki sınıf nedir ya Resulallah diye suale cevaben el ümera vel fukaha buyurmuştur. İnsanlara emredenler, insanları idare edenlerle insanlara manevi yol gösteren alimler. Bu iki sınıf yeryüzünde bozulursa insanların hepsi bozulmuş. Hepsi yoldan çıkmış demek olur diyor. Binaenaleyh alime bu kadar ehemmiyet verilmiş. Onlar bizim için oksijen kaynağı. Bizim için teneffüs edeceğimiz temiz havadır üstazlarımız. Onlar olmazsa olmazdır. Onlar insanlığın olmazsa olmazlarıdır. Bir gün sohbetinde dinlemiştim üstazım Süleyman Efendi Hazretleri. İşte o ölümsüz eller bırakan bir sahab. Bugün 1959 16 Eylül'de Hakk'ın ilahi rahmetine, tecellisine mazhar olmuş. Aramızdan maddeten ayrılmış ama onun ahlakı, onun hizmetleri, onun himmetleri ve teveccühleri devam etmektedir. Onlar hiçbir zaman Allah yolunda şehit olanlar ölmezler. Şehitlere şehitliği anlatan alimlerdir. Onlar hiç ölmezler. Hayat-ı maneviyeleriyle haydırlar. Öyle ya, Allah yolunda çarpışarak şehit olanlar şehitliği, makam, mertebe, faziletini kimden öğrendiler? Ulemadan öğrendi. Öyle değil mi? Büyüklerimiz anlattı. Onlardan öğreniyoruz. Onun için de şehit olmak için can atıyoruz. Öğrenmeseydik, şehadet makamının yüceliğini bize onlar anlatmasa, biz bilmese idik nasıl talip olurduk? Öyleyse onu öğreten elbette daha üstün vasıflara sahiptir. Daha üstün faziletleri haridir. Bir gün sohbetinde üstadımız şöyle anlatmıştı. İmam-ı Azam Hazretleri, ilmine bak. Allah'ımız ne ilim vermiş, ne mübarek bir fakih, kıyamete kadar hiç unutulmuyor ve unutulmayacak. Onun gösterdiği yolda yürüyoruz, iştihatlarıyla amel ediyoruz. Öyle mi efendiler? Her gün hiç bir an hatırdan çıkmıyor, hatırlanıyor. Ne müthiş bir sadaka-i cariye, ne müthiş bir hayır, ne müthiş bir ilim, ne müthiş bir iz bırakmış günümüze gelinceye kadar nice gönül sultanlar. Bak, Hazreti Halid İbni Zeyd'in izine bak. Hiç unutulmuyor bugüne kadar. Kıyamete kadar da unutulmayacak. Kerameti değil mi? Üstazlar hiç unutulmazlar. Kabirleri devamlı ziyaret edilir. İşte onların kerameti devam ediyor. Kendilerini ziyarete gelinmesi unutulmadığını gösterir. O da hayatındaki gibi ziyaret edildiği gibi
vefatlarında da ziyaret devam etmesi onların kerametini gösterir. Bir gün dersinde İmam-ı Azam Hazretleri öyle buyurmuştu bize üstadımız. O hikayeyi, o kıssayı anlatmış. Talebelerine ders verir İmam-ı Azam Hazretleri. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed gibi efendim, müthiş, muazzam fakihler yetiştirmiş. Bugün onların yazdığı eserleri okumaktan bile yeryüzündeki ilim adamları aciz. Bak ne söylüyorum. İmam Muhammed'in eserleri, nice eserler yazmış. Onların eserlerinin tamamını okumaktan bile aciz diyorum. Bugünkü yeryüzündeki ne kadar ileri bilgisi olursa olsun. O kadar ilim bırakmışlar. İmam-ı Azam Hazretleri çıkmış sınıftan, ileride bir şahıs, bir komik bir adam, bir cambaz bir adam telin üzerinde gösteriler yapıyor. Kasten halkta toplanmış, İmam-ı Azam Hazretleri de seyretmeye başlamış. Talebeleri şaşırmış. Ya hocamız bizim bu adamı seyrediyor falan diye. Onlar da oradan medreseden çıkınca yakınmış. Oradan geçmeleri lazım. Onu geçmeden, geçerek gidemezlerdi. Arkasında toplaşmışlar. Şöyle bakmışlar, hep geldiniz mi çocuklar demiş. Burada mısınız hepiniz? Buradayız efendim demişler. Yahu şu gösteri yapan adam var ya demiş. Evet, bu gösteri yapan adam o kadar fena bir adama benzemiyor demiş. Talebeler böyle dikkatle dinlemişler. Niye fena bir adam değil o kadar demiş. Bundan daha fenası var çocuklar demiş. Bu adam dünyayı dünyaya alet etmiş. Tekrar edelim cümleyi. Dünyayı kazanmak için dünya bilgisini alet etmiş, onunla para kazanıyor. Gösteri yapıyor, jimnastik yapıyor falan, maharetler yapıyor. Dünyayı dünya ile kazanıyor. Bu adam o kadar fena adama benzemiyor. Ama ben size demiş, içeride bir ilim öğrettim. İlahi ilim, din ilmi, şeriat ilmi, ahlak-ı Kur'aniye, ahlak-ı Muhammediye ilmi. Eğer o ilmi dünyaya alet ederseniz, bir makama ulaşmak için onu vasıta yaparsanız, onunla böbürlenir, onunla gururlanır, caka satarsanız, bende daha bilgin yoktur diye böyle edebiyat yaparsanız, öteye buraya böyle yukadan, tepeden bakarsanız, bu öğrettiğim ilmi böyle olmayacak yerlerde istimal ederseniz, bu adamdan yüz binlerce daha adi olursunuz demiş. Onun için size burada durdum da bunu anlatmak için bunu ifade ediyorum demiş. Üstazımız anlatmıştı. Ben de size bu ilmi, bu Kur'an'ı, bu ahlak-ı Kur'aniyeyi size öğretiyorum evlatlarım. Siz bunu yaşayacaksınız, yaşatacaksınız, etrafınıza numune olacaksınız. Bu din-i celil-i İslam kıyamete kadar devam edecektir. Ne ile? O varislerle. Bu din-i celil-i İslam'ı hakkıyla anlatanlarla. Ve mimmen halakna ümmetun yehdune bil hak ve bihi yadelun. Ayet-i celilesi de bunu ifade etmektedir. Kıyamet sabahına kadar Allah bu dini anlatacak, hakkı söyleyecek, gerçekleri anlatacak, ehli sünnet ve cemaat yolunu öğretecek, ahlak-ı Muhammediye'yi temsil edecek Allah'ın kulları bulunacaktır. Hiç ama hiç eksilmeyecektir. Okuduğum hadis-i şerifte de derse başlarken Fahri Kainatımız şöyle buyurdular. Ey ümmetü eshabım, elâ uhbirüküm anil ecvedil ecved. Cömerdin cömerdi kimdir, size haber vereyim mi? Eshabına soruyor bir gün. Ey benim eshabım, yeryüzü demiyor, cömertlerin cömerdi kimdir? Bilir misiniz? Size anlatayım, size açıklayayım, haber vereyim mi diyor. Eshab-ı kiram, aman ya Resulallah, öğrenelim diyorlar. En cömert kimdir? Cömertlerin cömerti. Allahu'l ecvedü'l ecved.
Allah'ımız cömertlerin cömertidir diyor ey eshabım. Yaratanımızdan daha cömert kim olabilir? Yaratan Allahu Zülcelal'den daha sahi, daha cömert kim bulunabilir, kim olabilir? Yine size haber veriyorum. Ve ene ecvedu veledi Adem. Ey benim eshabım, ey benden sonra dünyaya gelecekler, haberiniz olsun, haberin olsun. Ben ise Adem evlatlarının en cömertiyim diyor Fahri Kainatımız. Allah'ımız cömertlerin cömerti ama ben Adem oğlunun en cömertlisiyim. Sevgili peygamberimizden daha cömert bir peygamber yok. Efendimizden daha cömert bir insan yok kainatta. Allah'ımızdan sonra en cömert Fahri Kainatımız devam ediyor. Size yine haber vereyim ey benim eshabım. Ve ecvedhum min badi. Benden sonra, dikkat edin, benden sonra insanların, benim ümmetimin en cömerti yeryüzünde kimdir? Sırayla gidiyor. En cömert Hazreti Allah. Sonra benden sonra insanların en cömerti recülün bir kişidir. Ki alime ilim öğrendi. İlme. İlahi ilimleri öğrendi de feneşere ilmehu. İlmini de bütün cihana yaydı. Benden sonra en cömert ilahi ilimleri öğrenip o ilahi ilimleri yeryüzüne insanlara yayan, insanların kalplerine hitap eden, onların irşadı ile meşgul olan, onları gece gündüz öğreten, o ilahi ilmi yayan benden sonra en cömert de odur buyurmuşlardır. Hiç şüphe yok ki üstazlarımız işte son asırda nice alimlerimizin yanında üstazım Süleyman Efendi Hazretleri son nefesine kadar ilmi yaydı, ilmi öğretti ve kıyamet sabahına kadar da belki hiç unutulmayacak iz bıraktı. Allah ve Resulullah'ın evet gösterdiği yoldan gece gündüz harfiyen inhiraf etmeden insanlara numune oldu. Ve sevgili peygamberimizi anlatmaya devam etti. Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimizin sünnetini anlatmaya devam etti. Ve hiçbir zaman dünyaya ilmini alet etmedi. Hiçbir zaman Allah'ın sevgilileri o kendilerine verilen o rütbeyi kötü istikamette kullanmazlar ve Allah'ın mahfuz kıldığı kullarıdır. Peygamberhan-ı İzam her türlü günahlardan, kötülüklerden mesundur. Allah'ın sevgilileri, gönül sultanları da onlar mahfuzdurlar. Ve üstazımız hayatını ilme vermiş ve bu kürsülerden gece gündüz, gündüz bizleri okutuyor, geceleri de eve döner, ev halkını okutuyordu. Refikasını, çocuklarını, kerimelerini okutuyordu. Ve onlar için gece gündüz yok idi. Onlar Allah'ın gönül sultanları işte ölümsüzde ve ilahi lütfa bu makamları mevkileri itibariyle mazhar oldular. Evet aziz ve kıymetli ihvan-ı dinim, işte bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür buyurulmuştur. Alimler yeryüzünün çivileridirler üstazlarımız. Yeryüzünün çivileri, dağların yeryüzünün çivileri olduğunu Allah'ımız Nebe suresinde bildiriyor. Vel cibale evtada,
Allah'ımız yüksek dağları yeryüzünün çivileri yaptığını bildiriyor. Çivi gibi yeryüzünü tuttuğunu bildiriyor Rabbimiz. Maneviyatta da ulema, üstazlar insanlık dünyasının çivileridirler. Onlar olmazsa dağlı verir. Çimento olsa, demir olmasa tutar mı? Bina yapılır mı efendiler? Binaenaleyh evvela demiri öreceksiniz, ondan sonra çimentosunu dökeceksiniz. Eğer demirin için, çimentonun içinde demir olmazsa ufalanı verir. Öyle bir bina, öyle bir yapı olmaz. İşte ulema, el ulema'u veresetül enbiya, gönül sultanları, mürşitler, evliyaullah. Evet, onlar görür, onlar şu kubbenin altında Allah'ın nice veli kulları vardır. Onlar efendiler çivilerimizdir bizim. Onlar olmazsa dağılıverir insanlık. Tutmaz bir şey. Onlar bizi tutandır. Bizi pekiştirendir. İnsanlığın onlar elinden tutacak peygamberimizden sonra Efendimizin varisleridir. Onlara hürmet ve saygı düşer bize. Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar buyursun. Cenab-ı Hak geçmiş ulemamızın yolundan yürüyen ve onları hürmet ve saygıyla anan ve daima hatırlayan kullarından kılsın. İşte bu vesileyle bugün diğer ulemamızı hürmet ve saygıyla anarken nice ulemamızın efendim himmet ve teveccühüne muhtaç olduğumuzu ifade ederken Üstazım Süleyman Efendi Hazretlerinin de bugün irtihar sene-i devriyesidir. Onun da ruhunun şad olması için bütün geçmişlerimizin, üstazlarımızın aziz ve mübarek ervahı için ve huzurlarında ziyaretine dahil edilmiş Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Zatil Bari Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhları için dini celil İslam'ın yurdumuzda, ülkemizde ilâ yevmil kıyam devam ve bakası için, evlatlarımızın, nesillerimizin hidayeti için, önümüzde cumartesi günü akşam ilk teravihle kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'e sıhhat ve afiyetle ulaşıp onu ibadet ve taatla geçirmemiz için, cümle muratlarımızın husulü için, okunan hatimlerin kabulü için, Allah'ımızın rızası için, El-Fatiha.